Geçen hafta futbolcular ve DM'den yürümeleriyle ilgili bazı şeyler söylemiştiniz. Bu yürüme ya, asılma değil mi? Bizim şeyimizde asılma derdik bu. Bir tane geldi şimdi. Yürü, ne var bunda? Kyle Larin, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e DM'den mesaj atmış. Şöyle bir diyalog, aslında bir diyalog yok. Larin yanında, Larin'in arkadaşları Dilan Çiçek Deniz'in dizisini izliyorlarmış. Larin de... Dizisini. Tamam. Larin de hanımefendiyi görüp çok beğenmiş. Çok güçlüyüm, çok zenginim, Kanadalıyım diye bir mesaj göndermiş. Bu herif evli mi? Değil. Bu kız evli mi? Değil ama... Evli mi? Değilse değil. Allah yolunuzu açık etsin beyler. Hiç değilse ahlaksız yapmamış. Yani önce kim olduğunu tanıtmış. Güçlüyüm, belli. Öküz futbolcu güçlüdür. Efendim, Kanadalı, kendini tanıtıyor. Futbolcu, onu zaten biliyor kız. Çok zengin. Yani belirtmiş. Neye göre çok zengin? İzafi. Tabii ki kıza göre daha zengin. Şu yılda herhalde 1-1,5 milyon euro alıyordur. Seviyeli bir yürüme diyoruz biz buna. Seviyeli yürüme. Şimdi seviyesiz hocam, yürüme. Hocam şimdi yani DM'den bir... Yani ben de şuna inanmıyorum. Bir kadın yani... Evet. Bir kadın hani gelecek, çok güçlüyüm, çok zenginim. Kanadalıyım. Peki. Yani hani anlatabiliyor muyum? Büyük konuşma. Çok büyük. Hayır hocam. Bir bak büyük, hayır bir dakika. Onunla ilgili büyük konuşmuyorum. Ama hiç de büyük konuşmam hiçbir şey için. Ama yani hani yürüyeceksen bile hani daha bir ne bileyim işte merhaba işte sizi izledim, gördüm, hani tanışmak istedim. O bizim, o uzatmıyor. Ha, bak diyor ki uzatma. Şunu da diyebilirler. Hayır. I am player of Beşiktaş. Beşiktaş'ın oyuncusuyum. My name is Larin. Adım Larin. This is my photo. Bu benim fotoğrafım yani, hafif siyahi. Efendim, I want to meet you. Bak ne güzel I işte. Like. Bu, bırak, uzatmıyor. Uzatmıyor. Güçlüyüm, zenginim, Kanadalıyım. İşine gelirsin. Helal olsun. Uzatmıyor. Çünkü bir kademe sonrası, aa öyle mi diyecek kız? Where are you from diyecek. I am from Canada diyecek. Ne güzel bir tamam. Sohbet başladı tamam. İşte. Where do you deal diyecek. Kızın yani nerede yaşıyorsun ayağı, İstanbul'un hangi semtindensin? Sakal sağlam mı? Ya bırakın bak bu saçları biz değirmende artmadık. Doğrusunu yapmış. Kız ne demiş? Cevap vermemiş. O kız bayılmıştır. Onun için büyük reklam. Ben bu kızı tanımıyorum dizilerden. Ben dizi seyretmem de. Bu kız için iyi reklam. Bak Larin bana yürüyor. Peki. Ha şimdi... Larin mesela 60 yaşında bir herif olsaydı... Kız kötü durmadı. Hocam şöyle. Sizin zamanınızda peki böyle flörtleşirken benimle çıkar mısın falan gibi sözler var mıydı? Bak söyleyeyim. Bizim zamanımızda maç çıkışları kızlar falan merhaba falan derlerdi. Resim falan çektirme yok o zaman çünkü cep telefonu yok. Evet. 1998 yılında demiş ki 2020'de David Beckham buna benzeyecek. 2020'ye bir yıl kala David Beckham... Bu halde. Ne ya bu? Ay, çok bak, ayıp zaten. Bu kim biliyor musun? Diş falan yok yani. Bu adamı al. Dünyanın en büyük korku filmlerinde. Halka mı dersiniz? Başka kim? Başka söyleyeyim bana. Korku film. He? Testere. Halka filmlerinde al. Şeyciyi oynat. Aşçıyı oynat. Aşçı. Hocam. Fatih yani, Aşçı çıkar genelde. Bilmiyorsunuz. Milyon dolar paran var yani. En azından diş yaptırırsın kendine. Hani bunu niye layık görmüş 442? Dalgasını geçmiş. Bu dalgasını geçmiş. Hocam Beckham yakışıklı mı Beckham, sence? Çok yakışıklı. Beckham mı Ronaldo mu? Beckham hocam. Niye? Biri sarış ama kadınlar genelde sarışın sevmez. Ama hayır. Ama Ronaldo da öyle böyle sakal falan seviyorum ben. Biraz da belki ondan. Karizma var bir kere. Siz ya bu çocuklarını bir dakika, bu birine benzemiş. Kime benzedi çocuklar? Bu birine benzemiş. Çocukları da çok karizmatik. Yani ailecek güzeller. Ben bunun Manchester'da oynadığı yıllar maçını yönettim. O zaman Beckham değil böyle hani... Yakışıklı değil de o şeyde neydi o kızla evlendi. Victoria. Yani Victoria öyle değil. İşte İngiliz bizim şey gibi işte. Şeyin parlama zamanları. Hasan Şaş'ın sağ açıkta parlama zamanları gibi. Tabii Hasan Şaş'la bunu mukayese edemez. Yani bir erkek güzel. O zaman ulan sağda bir çocuk var. Ulan diyorum bu kız mı erkek mi? Fiziğe bakıyorsun erkek. Ama yüzüne bakıyorsun bir erkek bu kadar güzel olamaz. 20'li yaşların başında olabilir. Bir çocuk sağdan gidiyor. Manchester United ne maçıydı ya? Hatırlamıyorum. Kırmızı falan. Ulan diyorum bu çocuğun suratı erkek suratı değil. Bak aynısı Frey'de de var. Frey. Fenerbahçeli Frey'in suratına bakıyorsun. Bu tüyle mi alakalı, bakışla mı alakalı, tenle mi? Yani Frey'in suratında tam böyle baktığın vakit
David Beckham da o zaman. Şimdi öyle tam. Şimdi böyle tam sakallı makallı, yakışıklı, hoş, karizmatik, orta yaşlı bir erkek havası. Sağdaki şey, halka filmi. Testere'deki aşçı. Bir de saçları da çok kötü yapmışlar. Aşçı. Ama öyle demem. İki adamda gördüm bunu ömrü hayatımda. Bir, bunun gençlik yılları Manchester oynarken bir erkek bu kadar güzel yüzlü kız gibi olamaz. Bir de Frey'de. Frey'e bakıyorum suratına oynarken. Herhalde bu bir köselikle mi alakalı? Kıl yapısıyla alakalı. Hocam Karius peki? Karius da iyi. Tamam Karius. Karius'un da yüzü güzel ama Karius da yine bir şey havası alıyorsun. Surat elmacık kemik çıkık falan erkek diyor. Bu başka bir şey bunlar. Bunlar başka bir familya. O zaman başka bir familyaya geçelim. Evet, bunu saymıyorum yani. Bunu aslında bana getirin. Hocam bu zaten aslında ben bu tip herifleri yani çok severim. Bu ne ha? Hocam biz de 96 senesinden bir böyle 98'den bir görüntüyü doğru, yani daha doğrusu 442 98'de böyle bir şey yapmış deyince dedik ki Euro 96 bir de böyle biraz anısını tabii dinlemek isteriz. Hem Fatih Hoca, Oğuz Çetin, siz zaten. Yıl. Yani bu arada da şu fotoğrafa bakınca en net siz halen daha hani ne? Çok benziyorsunuz. Olur mu ya, burada saç var, saçlar siyah. Ama yine de hani bakar bakmasa Fatih Hoca'yı ben böyle tanımakta zorlandım. Peki. İlk bakışta. Efendim bu zor bir resim. Acemilik zamanındaki resim. Üç kişinin resim vermesinde anormallik yok. Çünkü bu 1996'nın muhtemelen Mayıs ayında çekilmiş Milliyet Gazetesi'ndeki, Milliyet Gazetesi'nin tesislerinde, stüdyoda, böyle bir stüdyoda çekilmiş resimdir. Çünkü biz 96 yılında ben Avrupa, İngiltere'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na görev alacak hakemdim. Türk Milli Takımı'nda Fatih Hoca hocalığında, Oğuz Çetin'in kaptanlığında Türk Milli Takımı'nda İngiltere'ye Avrupa Şampiyonası'na gidiyorduk. Türkiye'de yer yerinden oynuyordu. Takımımızın ilk Avrupa Şampiyonu'na gidiş tarihidir. 1996. Bir hakemin de çok uzun yıllar sonra Doğan abi, Doğan Babacanlar rahmetliden sonraki ilk bir Türk hakeminin bir Avrupa'nın en top organizasyonu görev aldı. Milliyet'e rica etti geldik. Hatam şu. Öyle bir hal dünya yok. Fatih Terim oturacak, biz ayaktayız. Yancı mıyız lan biz? Ya üçümüz de ayakta olacaktık, ya üçümüz de oturacaktık. Şimdi burada zaten tufaya gelmişiz. Doğru biz söylüyorsunuz. Hiç böyle olmaz. Bu açıdan bakmamışsınız. Ya biz yancı mıyız kardeşim? Ha, onlar da şunu diyebilir. Kardeşim, ikiniz aktif sporcusunuz, koşan adamlarsınız. Bu adam koşan adam değil. Olabilir. Ben Fatih Terim'le son 4-5 yılda çok problem yaşadığım vakit önüme bunu hep böyle koydular. Salladığın adamlar resim vermiş. Ne veririm? Bu profesyonellik. Olabilir. Biz seninle defalarca program yaptık. Yarın bir gün sen çok şöhretli bir bayan olarak Türkiye'nin en önemli spor yorumcularından biri oldun. Bana sallıyorsun. Ulan Ahmet Çakar, sen kimsin? Terbiye falan. Yarın bir gününde koyarız, siz hocayla 50 tane program yaptınız da. O dün dündür, bugün bugündür. Bu resim güzel bir resim. Keşke hoca da ayakta olsaydı ama sonra düşünüyorum, biz ikimiz sahada koşan adamlardık. Peki Oğuz'da o ben. Anda bu fotoğraf çekilirken bu rahatsızlığı... Aa, yok ya, ha, ben yok. İşime bakıyorum, ben yakalamışım ha. İngiltere'ye, şampiyonaya gidiyorum. Yavaş yavaş yükseliyorum, sen yemişim. Amuda da kalırsa amuda da kalkarım. 91'i çocuğu, 33 yaşındayım. 30 yıl, nerede şimdiki çakallığım, neredeki şu anda medya algı tecrübe? Bana o gün ayağı amuda kalk deseler amuda kalkacağım anasını satayım.